Amerika 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine 3 gün arayla 2 nükleer bomba bıraktı. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren bu hamlenin sonucunda 140 bin kişi hayatını kaybetti. Pek çok kişi de dolaylı yollardan etkilendi. Dünya, Japonya'da birkaç tonluk bir bombanın yıkıcı etkisinden çok aslında insanoğlunun tek hamleyle yüz binlerce kişiyi yok edebileceğine şahit oldu. Sembolik kıyamet saati de işte bu korkunç gerçek üzerine ortaya çıktı. Kıyamet Saati, Chicago Üniversitesi Atom Bilimcileri Bülteni Komitesi tarafından Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombalarından 2 yıl sonra 1947'de oluşturulan sembolik bir saat. Günümüzde yine Atom Bilimcileri Bülteni Komitesi ve ilaveten 16 Nobel Ödüllü bilim insanı tarafından güncellenen bu saat ilk oluşturulduğunda gece yarısına 7 dakika vardı. Ve bu durum gece yarısına birkaç dakika olarak popüler bir söylemle ifade edildi. Söylemdeki gece yarısı da kıyameti ifade ediyordu. Bilim insanları bu şekilde dünyayı tehdit eden unsurlara dikkat çekmeyi amaçladı. O zamanlar en büyük tehdit olarak nükleer savaşlar görülürken, zaman içinde bu tehditlere iklim değişikliği, biyoterörizm ve siber saldırı gibi unsurlar da eklendi. Kuruluşundan bu yana saat 23 kere ayarlandı. Bu ayarlamalarla kıyamete en uzak yıl 17 dakika ile 1991 oldu. Kıyamete en çok yaklaşan yılsa 1953'tü. Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden biri olan bu yılda saat gece yarısına iki kala olarak ayarlandı. Dünyayı kıyamete götürecek olan tehditler artık çok yakın ve hızla artıyorlar. Geçtiğimiz 2019 yılında da küresel liderlerin kararları oluşan hasarları telafi etmekten ziyade durumları daha da kötüleştirdi. Örneğin dünyada şu anda 7000 nükleer bomba var ve yapılan bazı anlaşmalar yakın zamanda iptal edildi. Amerika, Rusya, İran ve Kuzey Kore nükleer gerginlikte en çok adı geçen ülkeler. Diğer bir yandan küresel ısınma, iklim değişikliği problemleri var. 2019-1980'den beri en sıcak yıl oldu. Yüz milyarlarca ton buzul eridi, büyük kentleri su bastı. Yakın gelecekte şiddetli hava olayları, su seviyelerinin yükselmesi, iklim değişikliğine bağlı kıtlık gibi konular yüzünden kıyı şeritlerinde yaşayan 1 milyar insanın göç edeceği öngörülüyor. İklim değişikliğinin sonucu sadece sellerden ibaret de değil. Avustralya aylardır cayır cayır yanıyor. 19 milyon hektar alan kül oldu. 1 milyar civarında hayvan ve 30'a yakın kişi hayatını kaybetti. Yani uzmanlar bir yana doğa da alarm veriyor. Başka bir konu da salgın hastalıklar. Basit gibi görünen grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar şekil değiştirdi. Her yıl yeni virüsler, hastalıklar türüyor. Şu an koronavirüsü yüzünden başta Çin olmak üzere tüm dünya diken üstünde. Şimdiye kadar 360'tan fazla kişi öldü ve bu durum tam olarak kontrol altında değil. Dünya böylesi gelişmelerle kıyamete adım adım ilerlerken saati belirleyen uzmanlar da tekrar bir güncelleme yaptı. 73 yıldan beri ayarlanan saat artık kıyamete her zamankinden daha yakın. Gece yarısına 100 saniye kaldı. Komite saati güncellerken her şeye rağmen böylesi acil bir durumdayken bile ülkelerin silahlanma yarışına direnmeleri, fosil yakıtları sınırlamaları konusunda olumlu adımlar atmaları ve yeni davranış normları geliştirmeleri halinde saatin ilerleyişinin durdurulabileceği, aksi halde gidişatın hata ya da gecikme kaldırmaz bir hal alacağı noktasında uyarıda bulundu. Hangi kıta, hangi ülke, hangi konumda olursak olalım hepimiz aynı gemideyiz ve gemi su alıyor. Bir ülke lideri kadar olmasak da hepimizin kendi ölçeğinde yapabileceği şeyler var. Biz de bu bilincin farkında olarak yaşayalım ki yarının çocuklarına da bir şeyler kalsın.